أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına giderdi. Alışveriş yapan insanları izler, onlarla sohbet ederdi. Yine bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısı dikkatini çekti. Kuru görünen buğday yığınına elini daldırdı, ancak çuvalın altı göründüğü gibi değildi. Parmakları ıslanan Peygamberimiz satıcıya bu ıslaklığın sebebini sordu. Adam buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Resul-ü Ekrem Efendimiz, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekirdi buyurdu ve şöyle uyardı. Bizi aldatan bizden değildir. Allah rızasının, kul hakkının ve helal haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü alışveriş dinimizce yasaklanmıştır. Bu konuyla ilgili Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ölçü ve tartıda hile yapanlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan bir şey aldıkları zaman tam ölçüp tartarlar. Kendileri başkalarına vermek için ölçtüklerinde ise eksik tartarlar. Kardeşlerim, insanlığa huzurlu, dengeli ve hakkaniyetli bir hayatın yolunu öğreten İslam, alışveriş ve ticaret ahlakına dair de bir takım ilkeler koymuştur. Şüphesiz ticaret ahlakının en önemli ilkesi kazancın helal olmasıdır. Müslüman sadece dünya kârına değil, daha çok önemli olan ahiret kazancına önem verir ve kazancına haram bulaştırmamaya özen gösterir. Yüce Allah'ın haram kıldığı şeyleri alıp satmaz. Helal olmayan yollardan servet edinmez. Haksız kazançtan, faizden, kara borsadan, kamu malına el uzatmaktan ve vergi kaçırmaktan uzak durur. Ötekini yok eden, rakibini ortadan kaldırmaya çalışan, fırsatçı bir anlayışı asla kabul etmez. Bencillikle değil, diğer kardeşim de kazansın anlayışıyla hareket eder. Muhterem Müslümanlar, ticaret ahlakının bir ilkesi de doğruluk ve dürüstlüktür. Alışverişte açık sözlü olmak, yalan, hile ve aldatmadan kaçınmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir buyurmuştur.
mümin, doğru sözlü ve güvenilir bir insan demektir. Mümin, helal kazanç uğruna ter döken insandır. Bu bilinçle hareket eden ecdadımız, ahilik geleneğini oluşturmuştur. Çarşı pazarda hukuka riayet kadar, ahlaka da uygun davranılmasını temin etmiştir. Her bir ustayı, tüccarı güzel ahlak ve maneviyatla donatmıştır. Tarihte Müslüman tüccarların ticaret ahlakından etkilenerek İslam'ı kabul eden nice topluluk vardır. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın kusurlu bir malı kusurunu gizleyerek satması helal değildir buyurur. Zira malın kusurunu gizlemek insanların birbirine olan güvenini ve alışverişin bereketini yok eder. Kısa vadede kâr etmiş gibi görünse de aslında malın kusurunu gizleyen satıcının sonu hüsrandır. Bunun bilincinde olan bir mümin, kâr elde etmek için her yolu mübah görmez. Geçici dünya malına kalıcı ahiret saadetini değişmez. Başka birinin kaybı ve zararı üzerinden kazanç ve menfaat devşirmez. Aldatıcı reklamlarla, haksız rekabetle piyasayı bozmaya çalışmaz. Kardeşlerim, ticaret hayatımızda dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan biri de alışveriş meşgalesinin Allah'a karşı kulluk görevlerimize engel olmamasıdır. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: öyle adamlar vardır ki onları ticaret ve alışveriş Allah'ı zikretmekten, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Hayatımızda helal kazanç duyarlılığının kanaat, tevazu, dürüstlük ve insaf gibi erdemlerin gün geçtikçe zayıfladığını görüyor olmamız üzücüdür. Hırs ve tamah, servet ve mala olan düşkünlük, lüks ve ihtiyaç fazlası tüketim büyüyor. Geliniz hep birlikte bu gidişata dur demek için hayatımızı gözden geçirelim. Kazancımızı doğruluk ve samimiyet üzerine inşa edelim. Helale, iyiye ve temiz olana yatırım yapalım. Harama, kötülüğe ve sahteciliğe giden yolları kapatalım. Hak Teâlâ'nın rızası için kazanan ve kazancını hayır yoluna harcayan müminler olalım. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.